altındaki Doğu Kudüs'ün Şam kapısında toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor. İşte o müdahale sonrasında yaşanan görüntüleri de canlı olarak ekranlarınıza yansıtıyoruz sayın seyirciler. Tüm Ramazan ayı boyunca Filistinlere nefes aldırmayan İsrail güçleri dün ibadet eden Filistinlilere saldırmış ve 205 Filistinli yaralanmıştı. İşte şimdi oradan Mescid-i Aksa'dan canlı görüntüleri biz de sizlerle paylaşıyoruz. Ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, polisler var. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam kapısında toplanan Filistinlilere yine saldırdı. Yine müdahale etti. Ses bombalarıyla müdahale ediliyor. Çok canlı ve sıcak görüntüler. Biz de son dakika olarak sizlere yansıtıyoruz. Biliyorsunuz bugün Müslümanlar için çok önemli bir gece, Kadir Gecesi ve iftardan sonra bu olaylar gerçekleşti. Teravih namazındaki Müslümanlara karşı yapılan bir saldırıydı bu. Mescid-i Aksa'da İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Şam kapısında toplanan Filistinlere ses bombasıyla, tomalarla, sularla, gaz bombalarıyla müdahale etti, saldırdı. İşte oradan sıcak görüntüleri biz de Kudüs'ten canlı olarak ekranlarınıza yansıtıyoruz. Hem Ramazan ayı hem de bugün bu mübarek gecede, Kadir Gecesi'nde İsrail polisinin bu saldırganlığı maalesef hız kesmeden devam ediyor ve İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam kapısında toplanan Filistinlilere halen müdahale ediyor. Biz de canlı olarak ekranlarınıza yansıtıyoruz ve tüm Ramazan ayı boyunca aslında Filistinlilere nefes aldırmadı İsrailliler. İsrail güçleri dün ibadet eden Filistinlilere 205 Filistinliye saldırmıştı ve yaralamıştı. Bunu da zaten bütün dünya kınamıştı. Biz de haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi yine bir canlı olarak Kudüs'ten ekranlarınıza getiriyoruz. Yine bir müdahale söz konusu. Filistinlilere ses bombasıyla teravih namazı sırasında ve sonrasında saldırıyor, müdahale ediyor ve görüntülerde şimdi canlı olarak ekranlarınıza geliyor sayın seyirciler. Hem Ramazan ayı hem de Kadir Gecesi'nde hala saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Onca tepkiye rağmen maalesef İsrail zulmünü devam ettiriyor Filistinlilere karşı. Şimdi görüyorsunuz tomalardan su fışkırtılıyor. Filistinlilerin olduğu yerlere, bölgelere müdahale ediliyor ve biz de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Onlarca, yüzlerce polis var. Filistinliler aslında teravih namazını kılmışlardı ve tam bu esnada bu müdahale ile karşılaştılar. Görüyorsunuz basın mensupları da orada. Tomalar var, polisler var. Şu an müdahale birazcık hafiflemiş görünse de çok şiddetliydi ve biz de o müdahale alanından görüntüleri ekranlarınıza getirdik. İsrail polisi Filistinlere ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinlerin üzerine sular fışkırttı, gaz bombaları attı. Müdahale hız kesmeden devam etti. Geçtiğimiz günlerde de oruçlarını açmak isteyen iftar sofrasındaki Filistinlilere saldırmıştı İsrail polisi. Bugün de benzer bir olay yaşandı. Kadir Gecesi'ni seçtiler ve teravih namazında oruçlarını açmış, iftarlarını yapmış, teravih namazına giden Müslümanlara, Filistinlilere saldırdılar, müdahale ettiler. Şu anda da olay yerinden görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Polis arabaları var, tomalar var, onlarca polis var, Filistinliler var ve İsrail polisi de Doğu Kudüs'ün Şam kapısında toplanan onlarca Filistinli'ye ses bombasıyla müdahale etti. Canlı olarak biz de Kudüs'ten ekranlarınıza yansıtıyoruz. Arkadaşlarımız da orada. İlerleyen dakikalarda onlardan da canlı bağlantıda son durumu alacağız. Yaralı var mı diye ve hemen bölgedeki arkadaşımız Mustafa Fatih Yavuz'a bağlanacağız ve o da tam olay yerinde. Mustafa Fatih Yavuz, son söz sende, nedir durum? Evet, şu anda İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'teyiz. Doğu Kudüs'ün Şam kapısındayız. Bir anda ortalık alevlendi. Aslında çok barışçıl bir durum vardı. Aslında uzun zamandır görmediğimiz bir durumdu. Filistinler burada barışçıl bir şekilde oturuyorlardı. Biliyorsunuz bugün Kadir Gecesi, Müslümanların en önemli gün, önemli gecesi. Müslümanlar yaklaşık 90 bin Müslüman Aksa Camii'nde namazını kılmak isterken bugün tekrardan Şam kapısı karıştı diyebiliriz. Şu anda siz belki göremiyorsunuz ama İsrail polisi tekrardan tomaları kullanıyor. Yukarıdan hemen size göstermek istiyoruz. İsrail polisi
tomaları kullanmaya başladı tekrardan kalabalığı dağıtmak için. Aynı zamanda ses bombaları kullanıyor, tomaları kullanıyor ve şu anda atlı birlikler burada. Atlı birliklerle de Filistinli gençleri burada dağıtmak istiyorlar. Filistinli gençler bunu neden yapıyorlar? Aslında Ramazan ayının başlangıcından beri Filistinli gençler burada protesto ediyordu. Çünkü Filistinli gençlerin söylediği bir şey vardı. Biz burada Ramazan'ın keyfini çıkarmak istiyoruz. Buradan bariyerlerin kaldırılması gerekiyor diyorlardı. Daha sonradan bariyerler kaldırıldı. Filistinliler için bir zafer de adeta bu. Daha sonradan 2 Mayıs'ta İsrail Meclisi çok tartışılacak bir karar aldı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden 13 Filistinli ailenin evlerinden çıkartılması gerektiğini söyledi ve olaylar tırmanmaya başladı. Hem burada hem Doğu Kudüs'te hem Şeyh Cerrah Mahallesi'nde hem Batı Şeria'da hem de Gazze sınırında olayların olması çok muhtemel. Zaten burada yaşanıyor. Aynı zamanda Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeydik. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde de protestolar devam ediyor. Hemen size İsrail askerlerinin durumunu göstermek istiyorum. İsrail askerleri burada toplanıyor. Şam kapısının hemen dönüm noktasında yolların kesiştiği bölgede toplanıyor. İsrail polisi ve İsrail güvenlik güçleri. Şu ana kadar daha fazla İsrail polisi görüyorum düne göre. İsrail polisi de zaten bunu açıkladı. Daha fazla polis gücünü burada bulunduracaklarını açıkladılar. Aynı zamanda bugün... burada Şam kapısında ve aynı zamanda Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinler vardı. Otobüslerle buralara akın ettiler adeta. Ancak bazı otobüsler İsrailli güçler tarafından durduruldu. İsrail polisi bunu doğrudan Filistinlerin buraya gelmesini, Kudüs'e gelmesini engellemek için değil, sadece birkaç Filistinlinin gözaltına alınması için, gelmesini durdurabilmek için yaptıklarını söylediler. Ancak Filistinler durmadı. Otobüsleri duran Filistinler, o durdurulan Filistinler yalın ayak bile olsa, yürüyerek bile olsa bulundukları yerden Kudüs'e geldiler ve aldığımız son bilgiye göre 90 bin Filistinli, 90 bin Müslüman bugün Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'ni eda ettiler, etmeye devam ediyorlar. Ancak görüyorsunuz İsrail polisinin gölgesi altında yapılıyor bu. İsrail polisinin müdahalesi altında yapılıyor. Ve Filistinli gençlerin elinde hiçbir şey yok. Sadece birkaç şişe var, birkaç plastik şişe var. Ancak onların karşısında makineleri tüfekli, aynı zamanda ses bombaları kullanan, tomalar kullanan bir güç var karşılarında. Kesinlikle bir dengesiz bir durum var burada şu anda. Aldığımız son bilgiye göre de iki Filistinli bugün az evvel yaşanan olaylarda tutuklandı. Dün olaylar çok ciddiydi. Mescid-i Aksa'ya girdi İsrail polisi. Müslümanlar için, Müslümanların ilk kıblesi, aynı zamanda Müslümanlar için en önemli üçüncü belde olan Kudüs'te İsrail polisinin dün barbarlığına tekrardan şahit olduk. 200'den fazla Filistinli yaralandı dün İsrail'in saldırılarında, özellikle Mescid-i Aksa'da. Mescid-i Aksa'da İsrail polisi plastik mermi kullandı. Plastik mermi dememe bakmayın. Aslında demir bilyelerden oluşan, etrafı sadece kauçukla çevrili olan bir madde kullanıyor İsrail polisi ve maalesef vücuda penetre edebiliyor, oldukça tehlikeli. Gazeteci arkadaşlarımız da yaralandı dün. Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu sorumlusu Turgut Alp Boyraz ve iki Anadolu Ajansı foto muhabiri de dün İsrail polisinin göstermiş olduğu şiddetten dolayı Mescid-i Aksa'da yaralandılar. Şu ana kadar bir yaralı haberi gelmedi, ancak durum bıçak sırtı diyebilirim. Düne çok benziyor. Dünden de daha fazla olabilir. İsrail polisinin nasıl müdahale edeceğine bağlı. Fetih'ten açıklamalar var. Fetih'ten uyarılar var. Eğer saldırılarına devam ederse durum kontrolden çıkabilir şeklinde açıklamalar geldi. Fetih hareketinden, Batı Şeria'dan. Batı Şeria'da da gösteriler olabilir. Daha da yükselebilir. Şeyh Cerrah dediğimiz gibi çok önemli. Özellikle 10 Mayıs çok önemli. Pazartesi günü iki önemli hadise var. Birincisi İsrail Meclisi, İsrail Mahkemesi Şeyh Cerrah'taki 13 aileyle ilgili karar verecek. Eğer ailelerin yerlerinden edilmesi gerektiğine dair karar verirse, maalesef bu sokaklarda hem Şeyh Cerrah'ta hem Batı Şeria'da, belki Gazze-İsrail sınırında da protestolar görebiliriz. Eğer tam tersi olursa, eğer İsrail Meclisi, İsrail Mahkemesi Filistinler lehine karar verirse, bu sefer
benden yaklaşık 200-300 metre uzaklıkta bulunan Batı Kudüs'te protestolar görebilir. Çünkü İsrailli yerleşimciler bu sefer sinirlenebilecektir. Çünkü İsrailli sağ yerleşimci, sağ siyasetçiler, sağ politikacılar ve yerleşimciler burada bulunan Filistinlilerin yerlerinden edilmesini istiyordu. O sebeple bu sefer onların protestolarını görebiliriz. Diğer önemli hadise ise 10 Mayıs'ta burada İsraillerin Kudüs günü olacak. Her Kudüs günde burada oldukça taşkınlıklar oluyor. Aynı güne denk gelmesi, her iki olayın da birbirlerine aynı güne denk gelmesi olayları çok da arttırabilir. Bizim beklentimiz mahkemenin uzun bir süre ertelenmesi. Çünkü olaylar her an kontrolden çıkabilir şu anda. Şu anda tekrardan sakinleşti durum ama dediğim gibi İsrail tomaları, İsrail polisi, atlı birlikleri, ses bombaları tekrardan müdahale ederse bu olaylar burada tekrardan karışabilir diyelim ve sözü size bırakalım.